arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karamelli sütlü tatlı yapıyorum. İlk başta malzemelerimiz 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağından birazcık fazla şeker, 1 litre süt. Malzemelerimizi saydığımıza göre şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle sütümüzü tenceremize koyuyoruz. Sonrasında unumuzu ilave ediyorum. Nişastamızı ilave ediyorum. Yumurtayı koyuyorum. Şekeri de ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Malzemelerimizi pürüzsüz hale getirdikten sonra ocağa alarak pişirmeye başlıyoruz. Muhallebimizi yaptık. Muhallebimiz gayet güzel kıvamında oldu. Şimdi 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını ilave ediyorum. Altını kapatarak karıştırıyorum. Ilıya muhallebimize vanilyayı ekliyoruz. Blender'dan geçiriyorum. Muhallebimizi blenderdan geçirdik. İpek gibi dokusu oldu. Şimdi soğuk suyla ıslattığımız borcam tepsimize boşaltıyoruz. Muhallebimizi tepsimize kaşık yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde yerleştiriyorum. Muhallebimiz soğurken karamelini hazırlıyorum. Tatlımızın karameli için ilk başta 1 su bardağı dolusu suyu kaseye koydum. 1 yemek kaşığı nişastayı açıyorum. Nişastamızı açtım. Şimdi diğer malzemelerimizi sayalım. Yarım su bardağından birazcık fazla şekerimiz var. Tabanı kalın olan tavaya koyuyorum. Daha sonra ateşi alarak eritmeye başlıyorum. Tavamı ocağıma koydum. Altını kısık ayarda açtım. Şimdi erimesini bekliyorum. Karamelimiz yavaş yavaş rengini almaya başladı. Ben de hafif hafif karıştırıyorum. Renginin biraz daha koyulmasını bekliyorum. Karamelimizin rengi oldu arkadaşlar. Şimdi şeker kadar da su ilave ediyorum. Şekerim yarım su bardağından fazla idi. Şimdi ilk başta suyumun yarısını ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Suyumun geri kalanını da ilave ediyorum. Şekerimiz topaklanacaktır. Hiç tereddüt etmeyin. Kendiliğinden bırakıyor daha sonra. Karamelimiz ısındıkça topaklanan şekerler eriyecektir. Gördüğünüz gibi hiçbir tortu kalmadı. Şimdi bir taşım kaynatıyorum. Karamelimizin içine şimdi açmış olduğumuz nişastayı boşaltıyorum. Ve karıştırarak muhallebi haline getiriyorum. Karamelimiz oldu. Şimdi ocağımın altını söndürüyorum. Tatlımın üstüne döküyorum. Tepsimin her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Karameli döktükten sonra tepsimin her tarafına gelecek şekilde spatula yardımıyla yayıyorum. Oda sıcaklığında 2 saat dinlendirdikten sonra buzdolabına koyuyorum. En az 5 saat dinlenmesi gerekiyor. Zamanınız varsa eğer bir gecede dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Tatlımızı buzdolabında 5 saat dinlendirdik. Eğer vaktiniz varsa bir gece dinlendirirseniz daha güzel olacak. Benim zamanım kısıtlı olduğu için 5 saat dinlendirdim. Şimdi servise hazırlıyorum. Gayet mükemmel oldu. Yaz tatlısı çok hafif. Herkese tavsiye ederim. Şimdi bıçakla dilimleri ayırıyorum. Her kesişte bıçağımızı peçete ile temizliyoruz.
Tatlımızın muhallebisi de üstündeki karameli de gayet harika oldu. Kıvamı rengi yerinde oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalımın büyümesi için abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.